En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada gündeme hoş geldiniz. Bugün 2 Şubat 2021 ben Ferhan Köseoğlu. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken aşı takvimiyle ilgili başbakandan önemli bir açıklama var. Bu konunun detaylarını birazdan paylaşacağız. Fransa, uzun süredir Fransa İslamı prensipler tüzüğünü tartışıyor. Yeni gelişmeler var. Tüzüğü imzalamayan 3 federasyondan ortak bir açıklama geldi. Bu açıklamanın detaylarını ve yeni gelişmeleri de yine birazdan paylaşacağız. Almanya'da erken emekliliğe rekor düzeyde ilgi olduğu da açıklandı. Bu konunun detaylarını da yine birazdan aktaracağız. Bugün kutsal topraklara gideceğiz. Mekke'den canlı yayında bizi İslam Toplum Milli Görüş Hac Umre Birim Başkan Yardımcısı bekliyor. Hac ve Umre'de son durumu ona soracağız. Hem bu konunun detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmeleri için Camiada gündem başlıyor. Almanya'da son 24 saatte açıklanan rakamlar da vaka sayılarındaki düşüşü gözler önüne serdi. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 6.114 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 2.228.085'e çıktı. Bir gün içinde 861 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybederken bugüne kadar virüs kaynaklı ölüm sayısı 57.981'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 55.010'unsa 60 yaş ve üzeri olduğu açıklandı. Son bir hafta içinde belirlenen vaka sayısı 74.869 olurken 7 gün içinde 100.000 nüfusa düşen vaka sayısı ise 90'a geriledi. Tabii bu da yine Almanya açısından sevindirici bir gelişme. Malum şimdiye kadar bu 100'ün üzerindeydi. Öte yandan aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Daha önce verilen sözlerin yerine getirilmemesi tepki çekerken aşı üreticileriyle bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel yaz sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulmuş olacağını söyledi. Merkel aşı konusunda şeffaflığı önemsediklerini mesajı verirken Almanya'nın aşı stratejisinin iyileştirilmesi için Federal Sağlık Bakanlığı'yla eyalet hükümetlerinin ortak çalışacağını ve 10 Şubat'ta eyalet başbakanlarıyla yapılacak zirve toplantısına kadar ulusal aşı planının tamamlanacağını açıkladı. Şimdi gelin Almanya'da aşı ile ilgili son gelişmeler neler ona bakalım. Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetin yaz sonuna kadar her vatandaşa yeni tip koronavirüse karşı aşı teklifi sunulabileceğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 aşılarının temin edilmesi ve aşılama sürecinde yaşanan sıkıntıları eyalet başbakanları ve aşı üreten firmalarla Avrupa Birliği Komisyonu'nun temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirdi. Video konferansa gerçekleştirilen toplantının ardından başbakanlıkta açıklama yapan Merkel, aşı üreten şirketlerin yıl içinde yapacakları aşı teslimatlarını şimdiden öngörebildiklerini belirtti. Merkel şu an için Avrupa Birliği'nde 3 şirketin aşısına onay verildiğine işaret ederek, başka şirketlerin aşı onayı alamaması durumunda bile hükümetin yaz sonuna yani bu yılın 3. çeyreğinin sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerine ilişkin verilen sözü yerine getirebileceğini kaydetti. Merkel, çocuklara yapılmayacağından Almanya'da yaklaşık 73 milyon kişi için aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Aşılama sürecinin planlanabilir olması amacıyla Almanya'da ulusal aşı planı geliştirileceğini belirten Merkel, bu planın eyalet başbakanlarıyla yapacağı sonraki toplantıya kadar hazırlanacağını kaydetti. Aşılara ilişkin kesin bir şeyin söylenemeyeceğine dikkati çeken Merkel, örneğin aşının etkili olmadığı mutasyona uğrayan bir tür ortaya çıkarsa her şeye yeniden başlarız ifadesini kullandı. Avusturya'da koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Aralık'ta kapatılan okul, iş yeri, alışveriş ve kişisel bakım merkezlerinin 8 Şubat'tan itibaren yeniden açılacağı duyuruldu. Ancak Avusturya ilginç bir karar da aldı. 8 Şubat'ta kuaförler de açılacak listesinde. Ancak berbere gidenlerden son 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı test sonucunu girişte göstermeleri istenecek. Republik Österreich und
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, federal yönetim ve eyalet başkanlarının hali hazırda uygulanan karantina şartlarının hafifletilmesi hususunda fikir birliği sağlandığını açıkladı. Başbakan, 8 Şubat'ta sona erecek yarı yıl tatili sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi. Kurz, ilkokulda tam kapasiteyle eğitim verileceğini, ortaokul ve liselerde ise sınıfların iki gruba ayrılacağını, haftanın ilk iki günü bir grubun, son üç gününde ise ikinci grubun eğitim göreceğini ifade etti. Okullarda öğrencilere hızlı test yapılacağını belirten Kurz, ilk ders öncesi çocukların testten geçirileceğini, böylelikle sınıflarda bulaşma riskinin azaltılacağını dile getirdi. Kurs, 8 Şubat'tan itibaren iş yerleri, müzeler ve hayvanat bahçeleri yeniden açılacak. Özellikle alışveriş merkezlerinde FPP2 maske kullanma zorunluluğu hayata geçirilecek, dedi. Avusturya'da yeni dönemde mağazalarda 20 metrekareye bir kişi denk gelecek şekilde hizmet verilecek. Kuaför gibi kişisel bakım merkezlerine gidecek kişilerin ise en son 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı test sonucunu girişte göstermeleri gerekecek. Yeni düzenleme kapsamında iki ailenin görüşmesine izin verilecek. Dışarı çıkma sınırlaması da 20 ila 6 saatleri arasında uygulanacak. Malum Almanya'da da uzun zamandır berberler kapalı. Buralarda da tabii düşen vaka sayıları berberlerin açılması yönünde umutları artırıyor. Ancak Avusturya'nın berberlere gidenlerden istediği bu negatif hızlı test sonucu diğer ülkelere de örnek olacak gibi gözüküyor. Artık korona testinin hayatın bir parçası olduğuna herhalde bizim de alışmamız gerekecek. Geçiyoruz Fransa'ya. Fransa uzun süredir Fransa İslamı prensipler tüzüğünü tartışıyor. Hükümet içerikteki tartışmalı ifadelere rağmen İslami federasyonları tüzüğü imzalamaya zorlarken baskıya rağmen Fransa İslam Konseyi'ne bağlı 9 federasyondan 3'ü tüzüğe imza atmadı. Tüzüğe imza atmayan CFSM'e bağlı Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu, Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi ve İnanç ve Uygulama Federasyonu ortak bir açıklama yaptı. Neden imza atmadıklarını ve hangi değişikliklerin yapılmasını istediklerini teker teker açıkladı. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre önce Fransa İçişleri Bakanı katıldığı bir radyo programında tüzüğü imzalamayan İslami kuruluşları Fransa İslam Konseyi'nden atmakla, daha sonra da teröre bulaşmamış olsa bile camilerini kapatmakla tehdit etti. Fransa'da tepkilere neden olan Ulusal İmamlar Konseyi ilkeler tüzüğüne imza atmayan CFCM'e bağlı Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu, Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi ve İnanç ve Uygulama Federasyonu ortak bir açıklama yaptı. Fransa İslami Prensipler Tüzüğü konusundaki gözlemlerimiz başlığıyla yayınlanan açıklamada, Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulmasının Müslümanlar için faydalı olacağı belirtildi. İtiraza neden olan başlıklar peş peşe sıralanırken, tüzüğün aceleyle imzalanması, yapılan çeşitli açıklamalar ve özellikle ilgili aktörler olan imamların onayının alınmaması, yukarıdan dayatılan bir proje algısına yol açtı değerlendirmesinde bulunuldu. Tüzüğün İslam'ın temellerinin anlatılmasıyla başlaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ülkede imamların görevlerini İslam'a ve Fransız anayasasına uygun şekilde yerine getirdiğine dikkat çekildi. Tüzükte yer alan Fransa İslam'ı kavramının doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, İslam'ın bir toplumla veya ideolojiyle sınırlandırılamayacağı, bunun yapılması halinde İslam'ın temellerinin değiştirileceği ifade edildi. Açıklamada tüzükteki cumhuriyet değerlerine bağlılığına ve eşitlik ilkesinin dini dahil tüm kuralların üstünde olduğuna yönelik ifadelere tepki gösterildi. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise bakanlığın zorla imzalatmaya çalıştığı tüzüğü imzalamayan İslami kuruluşları Fransa İslam Konseyi'nden atmakla, daha sonra da teröre bulaşmamış olsa bile camilerini kapatmakla tehdit etti. Fransa İnter Radyosu'na konuşan İçişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı. Et si par exemple il y a des expressions qui relèvent du séparatisme, il ne peut pas, il peut poursuivre les personnes, mais pas fermer les lieux de culte. Eh bien, j'ai dit à ces fédérations
notamment celles qui n'ont pas signé la charte, que nous allons particulièrement regarder ce qui va se passer dans les lieux de culte qu'ils gèrent, parce que nous n'aurons pas la main qui tremble lorsque... Vous ne demandez pas leur exclusion par le CFC. Si, je viens de vous dire justement qu'à mon avis, ils ne peuvent plus être représentatifs. Ils ne peuvent plus être dans les endroits où la République a désormais un lien institutionnel. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Tabii federasyonların açıkladığı tüzüğün hepsini biz burada yayınlayamadık ancak isteyenler camihaber.com sitesine girerek tüzükle ilgili geniş bir haberi oradan okuyabilirler. Gelişmeleri oradan takip edebilirler. Almanya'da Hristiyan demokratlar İslamcılığı kontrol altına almak adına camilerin sicilini tutmak istiyor. Ayrıca camilerin daha fazla kontrol edilebilmesi için iç istihbaratın yetkilerinin artırılması da planlanıyor. Çalışmaya göre camilerin sicilinin tutulması ve Alman iç istihbaratının camileri daha fazla kontrol edebilmesi için yetkilerinin artırılması öngörülüyor. Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokratlar, Kardeş Parti CSU ile birlikte ülkedeki camilerin sicilini tutmak istiyor. Alman medyasında yer alan habere göre iktidardaki Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Birlik Partilerinin ortak federal meclis grubu, İslamcılığı kontrol altına almak için bir çalışma yapıyor. Çalışmaya göre camilerin sicilinin tutulması ve Alman iç istihbaratının camileri daha fazla kontrol edebilmesi için yetkilerinin artırılması öngörülüyor. Mevcut anayasa ve kanunlara göre mümkün olmayan bu tür uygulamaların yapılmasının yollarını arayan Hristiyan Demokratlar, ayrıca siyasal İslamcılık dedikleri akımların çocuklar, gençler ve erişkinler üzerindeki etkisinin de araştırılmasını istiyor. Hristiyan Demokratların bu niyeti yasalaşırsa Almanya'da Avusturya ve Fransa gibi camilere karşı ön yargıları besleyen ve Müslümanlara karşı ayrımcı yasaya sahip olan ülkeler arasına girecek. Bu yıl başında Almanya'daki iktidar partileri ayrımcılık yasasının genişletilip İslam düşmanlığına karşı tavır alınması yolundaki bir öneriyi gereksiz görerek reddetmişti. Suudi Arabistan sıkı tedbirlerle vaka sayısını oldukça düşürdü. Hızlı bir aşılama kampanyası yapılan ülkede Hac ve Umre Bakanlığı bu yılki hac için gerekli önlemleri aldı. Ülkeye giriş yasağı da 17 Mayıs'tan itibaren kalkıyor. Suudi Arabistan 2021 yılı hac hazırlıklarına başladı. Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs aşılamasının hızla sürdüğü ülkede bu sene yapılacak olan hac için tüm önlemler alındı. Suudi Arabistan'da 17 Temmuz'da 4.919'la en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilirken, alınan önlemler sonucu 31 Ocak 2021 tarihinde günlük vaka sayısı 261'e kadar düştü. İslam Toplumu Milli Görüş Hac ve Umre Başkanı Tahir Köksoy da camiaya yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın koronavirüse karşı aldığı önlemlere dikkat çekerek Suudi Arabistan'da hac hazırlıklarının başladığını bildirdi. Köksoy, "Allah'ın izniyle bu sene hac yapılabileceğini ümit ediyoruz. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz," dedi. Kutsal hac hizmetimizde tam yarım asır geride bıraktık. Koronavirüs salgını sebebiyle geçen sene sınırlı sayıda Müslümanın hac yapma imkanı olmuştu. Suudi Arabistan daha önce 31 Mart 2021 tarihinde kaldırmayı planladığı seyahat yasaklarını 17 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Ertelemenin mutasyonlu virüsün dünyada hızlı bir şekilde yayılması ve çeşitli ülkelerin aşı tedarikindeki gecikmeler sebebiyle yapıldığı bildirildi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Medine'yi dünyanın en sağlıklı şehirleri listesine aldı. Medine aynı zamanda 2 milyon nüfusu aşan şehirler arasında en sağlıklı şehir unvanını aldı. Tabii Müslümanların gözü kulağı dünyada Suudi Arabistan'dan gelecek haberlerde. Malum geçtiğimiz yıl hac yapılamamıştı. Umre ziyaretleri de durdu. Peki bu yıl nasıl olacak? Hacla ilgili son gelişmeler ne? Şimdi bu konuyla ilgili kutsal topraklara, Mekke'ye uzanacağız. Canlı yayında bizi İslam Toplumu Milli Görüş Hac Umre Birim Başkan Yardımcısı İhsan Taşkıran bekliyor. İhsan Bey.
Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle yayınımıza biz de hoş geldiniz diyelim. Bu kutsal topraklardan de tabii birçok Müslümanın hasret kaldığı görüntüleri siz de ekranlarımıza taşımış oldunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederek başlayalım. Öncelikle şunu merak ediyoruz İhsan Bey. Tabii Suudi Arabistan'da az önce biz de haberimizde yer verdik. Vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor. Güzel önlemler alındı Suudi Arabistan'da bu noktada. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün de dün yapılan bir açıklama vardı. Medine'yi en sağlıklı şehir olarak ilan etti. Öncelikle Suudi Arabistan'da koronavirüsle alakalı son durum ne? Evet, teşekkür ediyorum. Şu anda ben sizleri Mekke-i Mükerreme'den, Kabe'nin avlusundan selamlıyorum. Camia TV izleyicilerine de dualarımızı gönderiyoruz. Baştan bu pandemi sürecinin ilk başından itibaren Suud hükümeti gerçekten çok istikrarlı davrandı, kararlı davrandı. Kararları sıkı sıkı uyguladılar. Bunun içinde dünyanın her milletinden insanlar gelmesine rağmen burada bu sayıyı düşürmeyi başardılar. Elhamdülillah sizin de zikrettiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü Medine-i Münevvere'yi en temiz şehir, zaten temiz şehir oralar ama en temiz şehir ilan etti. Beytullah'a sadece umreciler gelebiliyorlar. Umre tavafı yapılmasına müsaade ediliyor. Bu da bir tasrihle, yani bizim anlayacağımız şekliyle randevu sistemiyle oluyor. Yine namazlara bu randevu sistemiyle açıyorsunuz sistemi. Eğer hangi saatteki, hangi namaz vakti müsaitse o namaz vaktini gelip eda edebiliyorsunuz. Fakat son günlerde ciddi bir rahatlama var. Daha önceleri burada şu anda üzerinde bulunduğumuz mermer, beyaz mermerlerin olduğu alanda namaz kılmaya müsaade etmiyorlardı. Biraz önce yatsı ezanı okundu burada. Gördüğünüz gibi dışarıda da insanlar artık namaz kılma hazırlıkları biliyorlar ve buralarda namaz eda edebiliyorlar. Bunu sıkı uyguladılar ve kararlı davrandılar. Elhamdülillah bunun neticesi de görüldü. Peki İhsan Bey, tabii Müslümanlar, milyonlarca Müslüman şu sorunun eminim cevabını bekliyor. Bu sene hacla ilgili son durum ne? Tabii siz orada yakından takip ediyorsunuz bu durumu. Hacla ilgili nasıl bir adım atılacak? Malumunuz olduğu üzere geçen sene de hac yapıldı. Fakat çok mahdut sayıda bir insanlarla yapıldı. Daha doğrusu buradaki sağlık ekibiyle hacı ifa ettiler. Ama bu sene için İnşallah tekrar artıracaklarını ümit ediyoruz. Evet, yatsı namazı için kamet başladı. Namaza hazırlanıyor insanlar. Bu sene de inşallah hac olacak. Yani kesinlikle hac olacak inşallah. Ama sayı açısından herhangi bir açıklamada, resmi bir açıklama yok. Yani birçok rivayetler var ama maalesef resmi bir açıklama olmadığı için ben de camiatı ve izleyicilerine yanlış bilgi vermiş olmamak için bu konuda bir şey söylemeyi tercih ediyorum. Ama Allah'ın izniyle hac olacak ki Mayıs ayından itibaren çok ciddi bir rahatlama olacak inşallah. Eskiki kadar olmasa bile eskiye yakın bir şekilde, ki bu son iki haftadır cuma namazında bunu gözlemledik. Artık insanların rahatlıkla gelip namaz kılmalarına müsaade ediyorlar ki hatta bu yeni bölüm dediğimiz bölümde insanları tasrihsiz, yani izinsiz gelip namazınızı eda etme imkanı tanıyorlar. Son olarak da şunu da sorayım. Umre ile ilgili gelişmeler nedir İhsan Bey? Tabii Mayıs ayına kadar şu an Suudi Arabistan'ın uyguladığı yasaklar var seyahatlerle ilgili. Umre ile ilgili peki sizin aktaracaklarınız nelerdir orada? Ramazan'da biraz daha sayıyı artıracaklar ama ben bunun daha ziyade Haliç ülkeleri dediğimiz ülkelerle sınırlı kalacağını düşünüyorum. Çünkü Mayıs ayından itibaren asıl rahatlama olacak ki o zamana da Ramazan bitmiş olacak inşallah. Ferdi olarak gelmelere müsaade ediyorlar. Vize alabiliyorsunuz, umre vizesi alabiliyorsunuz ama organize olarak zannediyorum Ramazan'da da bu mümkün olmayacak. İhsan Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten görüntüler hepimizi heyecanlandıran görüntülerdi. Biz de bir an önce başladı. Çok sağ olun. Evet, biz de buradan bu çok güzel görüntüler gerçekten canlı yayında biz de bunları izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Milyonlarca Müslüman aslında tabii oranın hasretini çekiyor. Camiada gündem olarak biz de en azından bu hasrete bir nebze de olsa giderilmesi noktasında sizin aracınızla katkıda da bulunmuş olduk böylece.
Yeniden çok teşekkür ediyoruz bu kutsal topraklardan yaptığınız bağlantıdan dolayı. Çok sağ olun. Kutsal topraklara selamlar. Evet tabii kutsal topraklardan da son gelişmeleri aktarmış olduk. Gerçekten bizi de heyecanlandıran görüntülerdi. Onu da belirtelim. Yeniden Almanya'daki gündemle biz devam ediyoruz. Almanya'da 63 yaş erken emekliye olan ilgi rekor düzeye çıktı. Alman emeklilik sigortası 2020'de yaklaşık 261 bin sigortalının erken emeklilik başvurusunu onayladı. Federal hükümeti bile şaşırtan rekor artış, 45 yıl sigortalık süresine istinaden bağlanan aylığın kesintisiz olmasından kaynaklanıyor. Almanya'da bu yıl rekor sayıda sigortalı 63 yaşında erken emekliliğe ayrıldı. Alman emeklilik sigortası geçen yıl 260.932 kişinin erken emeklilik başvurusuna onay verdiğini açıkladı. Rekor seviyede kaydedilen erken emeklilik sayısı federal hükümet yetkililerini de şaşırttı. 2020'de 45 yıl aralıksız sigortalılık süresiyle 63 yaşında kesintisiz erken emeklilik hakkından yararlanacakların sayısı 200 bin dolayında olması bekleniyordu. Edinilen bilgiye göre 2020 yılında erken emekliliğe başvuranların %18'i, yani yaklaşık her 5 kişiden biri 45 yıl sigortalılık süresine sahip olanları tanınan 63 yaşındaki kesintisiz emeklilik hakkından yararlandı. Böylece ülke genelinde 21 milyon emekli arasında erken yaşta emekli olanların sayısı 1 milyon 600 bine yükseldi. Hükümet kaynaklarına göre erken emeklilik sayısı toplamda beklenenden 300 bin daha fazla olarak kayıtlara geçti. Rekor seviyedeki artışın 45 yıl ve 63 yaş şartına göre bağlanan emekli aylığının kesintisiz olmasından kaynaklandığı sanılıyor. Almanya'da 1964 ve daha sonra doğanlar için emeklilik yaş haddi 67'ye çıkmıştı. Daha önce doğan sigortalılar 65 yaşından itibaren kademeli yaş artışına tabi. Temmuz 2014'ten itibaren 63 yaş emekliliği 35 yıl sigortalılık süresine sahip olmak şartıyla kesintili olarak bağlanıyor. Olunan yaş haddinden önce erken emekliliğe ayrılan her ay için aylıktan 0.3 oranında kesinti yapılıyor. Örneğin 35 yıllık sigortalılık süresine sahip olup da yaş haddinden 2 yıl önce emekli olanların aylığından 7.2 oranında kesinti yapılıyor. Evet, bu haberle bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte Camia TV ekranlarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.